Mesela biz şu an ne yapıyoruz? Hristiyanlarla bağlantıya çalışıyoruz. Onlarla görüşmeye çalışıyoruz. Musevilerle görüşüyoruz. İslam'ın, Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyoruz, değil mi? İnşallah. İslam'ı, Müslümanlığı daha çok sevdirmeye çalışıyoruz. İslamiyet'in barış dini olduğunu, sevgi dini olduğunu göstertiyoruz. Hristiyanlara ve Müslümanlara öyle katletme gözüyle, nefret gözüyle, işte dağların taşların arkasına saklayacaklar, tuttuğunu keseceksin mantığıyla yaklaşmadığımızı, merhamet gözüyle, himaye gözüyle yaklaştığımızı söylüyoruz. Bu bir gerçek. Bunu kim bu şekilde yapmış? Peygamberimiz yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden anlıyoruz? İslam tarihine baktığımızda bunu görüyoruz. Çünkü Peygamberimiz Hristiyanlara güvenmiş, onların yanına Müslümanları hicrete göndermiş. Hicret etmişler onların yanına göndermiş. Kardeşim niye başka yere gitmiyor da Hristiyanların yanına gidiyor Müslümanlar? Güvenilir görmüşler. Müslümanlar yakın görmüşler. Allah ne diyor ayette, Kur'an'da? Biz Hristiyanız diyenleri size daha yakın göreceksiniz diyor Allah ayette. Bu ne demektir? Potansiyel Müslüman demektir. Museviler de potansiyel Müslümandırlar. Dolayısıyla onlara şefkatle, merhametle, koruyuculuk ruhuyla yaklaşmak lazım. Osmanlı ceddimiz ne yaptı? İspanya'da Musevileri katletmeye kalkmıştı İspanya hükümeti, İspanya devleti. Hemen gemi gönderdiler, büyük gemiler gönderdiler. Musevi kardeşlerimizi alıp doldurdular, alıp buraya getirdiler. Dünya kardeşi olmak ayrıdır, din kardeşi olmak ayrıdır. Din kardeşi değiliz tabii ki. Ama dünya kardeşiyiz. Din dostu olmak ayrıdır, dünya dostu olmak ayrıdır. Dünya dostuyuz. Din dostu olmak için dinde tam mutabakat gerekir. Aynı olması lazım. Yani birebir, çünkü beraber namaz kılmamız, beraber oruç tutmamız, aynı hükümlere, aynı inanca tabi olmamız gerekir. İnşallah. Evet. Ama dostça ve kardeşçe, şefkatle yaklaşırız ki İslam'ı sevsinler, Müslümanları sevsinler. Nefretle, kinle yaklaşılmaz. İnşallah. İnşallah.